Merhaba çocuklar, bugün sizlerle birlikte parça bütün çalışması yapacağız. Bu çalışmamızda ben meyveleri kullanacağım. Şimdi malzemelerimize bakalım. Burada bir tane kesme tahtamız var. Burada bir tane bıçağımız. Buradaki sepetimin içinde bazı meyvelerim ve yine buradaki meyvelerimin aynısı buradaki sepetimin içinde var. Şimdi buradaki sepetimizdeki meyveleri masama çıkartalım. Burada bir armudumuz var. Burada bir portakal. Bir tane muzumuz. Ve bir tane de elmamız var. Çocuklar, burada da buradaki meyvelerimizin aynıları var. Bunları da masamıza çıkartalım. Siz bu çalışmayı yaparken mutlaka yanınızdaki büyüğünüzden yardım alın. Tek başınıza yapmayın. Şimdi önce armudumu bulacağım burada. Evet, bu bir armut. Armudumun yarısını bıçağım ile keseceğim. Bakın çocuklar, içinde küçük küçük çekirdekleri var. Ve diğerini de sepetime alacağım. Portakal. Portakalın yeşilini buluyorum. Onun da yarısını sepete alıyorum. Yarısını portakalın yanına koyuyorum. Şimdi sıra muzda. Bunun da yarısını kesiyorum. Onu da buraya koydum. Ve bu da sepete. Sırada elmamız var. Şimdi elmamızın da yarısını keselim. Bu biraz zor çalışma. Bunu lütfen ailelerinizden yardım alarak yapın. Ve burada da elmanın içinde çekirdeklerim var. Sepetimi alıyorum. Çocuklar, burada bütün bir armudumuz, burada yarısı var. Ve yine burada armudumun yarısını birleştirdiğinde bir bütün ediyor. Bakın. Bütün. Ama bir yarısını aldığım zaman yarım. Bu şekilde bütün oluyor. Bunu yanına koyabilirim. Ve burada portakalım var. Portakallarımı iki tanesini birleştirdiğimde bütün oldu. Ama ortasından ayırdığımda yarım. Ve yine muzum var. Muzum da birleştirdiğim zaman bütün, ortasından kestiğim zaman yarım. Ve elma. Elmamı da birleştirdiğim zaman bütün, birbirinden ayırdığım zaman yarım. Burada bütünlerimiz ve burada da yarımlarımız var. Ben şimdi çalışmamı bitirdim. Bunları yarımlarını buradaki sepetime kaldırabilirim. Bütünlerimi de diğer sepetime alıyorum. Çocuklar, siz de ailenizden yardım alarak bu şekilde parça bütün çalışması yapabilirsiniz.